D vitamini neden K2 vitaminiyle kardeş gibidir? Birbirlerinin eksiklerini tamamlıyorlar bir. Birbirlerinin yanlışlarını kapatıyorlar ki böyle iki kardeş bu kadar iyi olabilir. Hem birbirlerini destek oluyorlar, hatalarını örtüyorlar, faydalarını çoğaltıyorlar. Ne yapıyorlar? D vitamini kalsiyumla birlikte fazla aldığınız zaman o kalsiyumun damar duvarında birikerek pıhtı yapma, plak yapma, böbrekte birikerek taş yapma ihtimali var. K2 vitamini o birikimi önleyecek damar duvarından kalsiyumu, böbrekten kalsiyum alıp kemiği taşıyacak bir işçi gibi çalışıyor. Birinci fayda bu. İkincisi, D vitamini, K2 vitamini eksikliği olduğu zaman, pardon D vitamini eksikliği olduğu zaman kemiklerden kalsiyum boşalıyor. K2 vitamini kemiklerde kemik yapımını aktive eden hücreleri, osteoblastların ürettiği bir proteini arttırarak Kemiğe kalsiyumu adeta çakıyor. Yani inşaat alanındaki tuğlayı alıyor, inşaatın içine sokuyor. Dolayısıyla hem daha sağlam kemiğe sahip oluyorsunuz hem de fazla kalsiyum ve D vitamini alarak orada burada kalsiyum birikmesi riskini azaltmış oluyorsunuz. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Sen... D vitamininin bağışıklık gücü de K2 vitaminiyle birlikte kullanıldığı zaman artıyor. pandemiyle birlikte D3 K2 o nedenle daha çok kullanmaya başlandı. Evet.